Odası, Bakan Genel Müdürlüğü, FAO ve bütün heyetimiz adına bu toplantıya davet edilmiş bulunmaktadır. Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı başladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odası işbirliğinde Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden temsilciler katılıyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünya karasal ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin %80'inden fazlasına ev sahipliği yapan ormanların, insanlığın yaşam destek sistemi olduğunu söyledi. Dünya çapında 50 bin kadar yabani türe ev sahipliği yapan ormanların, gıda, ilaç ve enerji gibi alanlarda da kullanıldığını belirten Türk Yılmaz, odun dışı orman ürünleri, özellikle kadınlar, çocuklar, toplumun hassas kesimleri için beslenme kalitesine katkıda bulunarak, hayati besin maddeleri sağlayarak insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır, dedi. Türk Yılmaz, Türkiye'de odun dışı orman ürünlerinin kırsal ve ulusal ekonomide önemli bir rol oynadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye 2000 odun dışı orman ürünleri değerlendirme raporuna göre Türkiye'de 2019 yılında pazarlanan toplam odun dışı orman ürünleri miktarı 880 milyon dolar tahmini olarak gözükmekte. Bu miktarın büyük bir kısmı devlete ait ormanlardan elde edilmektedir. Yine bu rapora göre orman köylülerinin odun dışı orman ürünleri satışından elde ettiği gelirin 123 milyon dolar olduğu hesaplanmıştır. Odun dışı orman ürünlerinin toplanmasında çalışan orman köylülerinin sayısı yaklaşık olarak 25 bin kişi gözükmekle beraber sektörün toplama, kurutma, işleme, paketleme, satış ve ihracat için sahada çalışan kişiler de dahil edildiğinde yaklaşık 500 bin kişi bu sektörden istifade etmektedir. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde sürdürülebilir yönetimleri için yasal ve idari düzenlemeleri sağlayarak odun dışı orman ürünlerinin önemini kabul etmiş bulunan ülkelerin başında gelmektedir. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, sorumluluklarındaki 2 milyon 52 bin hektar bu alanın %56'sını ormanların oluşturduğunu kaydetti. Bölgenin geniş orman varlığının yanında odun dışı ürünler konusunda da oldukça zengin olduğuna dikkati çeken Ülküdür şunları ifade etti. Fethiye'yi tanıtmam gerekiyor. Tabii Fethiye tarihiyle ve deniziyle, dağıyla ünlü bir yer. Tabii turizm açısından çok önemli bir yer olmasına rağmen diğer taraftan %70'in üzerinde orman varlığı var. Bu Fethiye'miz için çok büyük bir zenginlik olduğuna inanıyorum. Çalıştayın açılışında Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de yer aldı. Koordinatörlüğünü İsmail Belen'in yaptığı ve saha çalışmalarının da gerçekleşeceği çalıştay 11 Ekim'de sona erecek.